Selamünaleyküm. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Merhaba. Sayın Başkan. Ne var ne yok? Nasılsınız? Vallahi hoş bulduk. Geçen sene bugün yine buluşmuştuk. Evet. Özledik ama bayağıdır görüşmedik. Tabii ki biz 6 il belediyesi olarak, yerel yönetimler olarak bütün sivil toplum örgütleriyle irtibat halindeyiz. Onların günlerini kutluyoruz. Yapabileceğimiz belediye olarak bir şey var mı diye ziyaret ediyoruz. Bugün de Beyaz Baston Günü münasebetiyle Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret ediyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sorunlar paylaşıldıkça azalırmış. Evet. Sorunlarımızı paylaşıyoruz. Katkı sağlamaya çalışıyoruz. Nereden nasıl yardımcı olabiliriz diye değerlendirmeler yapıyoruz. Projeler üreteceğiz inşallah. Hedefimiz tabii bölgemizde olan, sorumluluk alanımızda olan görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Yerel yöneticilerin asıl görevi yaşadığımız bölgede insanların hayatını kolaylaştırarak onların mutlu olmasını sağlamak. Daha güzel ortamlarda, daha güzel sokaklarda, caddelerde, parklarda, bahçelerde yaşamasını sağlamamız lazım. Bu noktada da tabii en mağdur olan kesimlerden birisi de görme engelli vatandaşlarımız. Bunlara çok daha pozitif ayrımcılık yapmak lazım. Ve bu konuda da taleplerini yerine getirme gayreti içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha önemli projelere birlikte imza atacağımıza inanıyorum ben. Tekrar bu vesileyle belediye olarak arkadaşlarımızla beraber ziyaret ediyoruz. Kendilerinin bu Beyaz Baston gününü kutluyoruz. Bu şekilde de vatandaşlarımızın dikkatini çekiyoruz. Yani görme engelli vatandaşlarımızın duygularını, düşüncelerini, hissiyatlarını anlamaya davet ediyorum ben. Geçen sene biz bunu yaşayarak hissetmiştik. Gözlerimize bandaj takarak görme engelli bir vatandaşımızın yürürken, ilerlerken neler yaşadığını yaşamış olduk. Hakikaten bu önemli. Bazen hani çözümsüz gibi gözüken sorunları çözmek için de bir bakış açını değiştireceksin diyorlar. Tabii. Bir diğeri de kendini karşındakinin yerine koyacaksın. Empati yapıyorsunuz. Evet. Yani böylece empati yapmış oluyorsun. Böyle olunca tabii bazen çözümsüz gibi gözüken sorunlar ve problemler de çözülebiliyor. Empati yapmamız lazım. Karşıdakinin yerine koymamız lazım kendimizi. Bir de bazen de bakış açımızı değiştirmemiz lazım. İşte bugün hem empati yapıyoruz, hem değişik açılardan olaya bakıyoruz, hem de bu kardeşlerimizin hissettiklerini hissetmeye çalışıyoruz. Sevgili Sayın Başkanımızla uzun yıllardır birçok toplantıda, efendim seminerde, etkinlikte hep birlikteyiz. Şu anda Balıkesir'de en uzun süredir birlikte değişik vesilelerle karşılaştığımız bir abimiz, bir arkadaşımız, bir başkanımız. Biz onu kendi içimizden biri gibi görüyoruz. Geçen sene Beyaz Baston gününde görme engellilere Beyaz Baston hediyesi hediye ettiler ve geçen yıldan beri bütün üyelerimizin baston ihtiyaçlarını onların hediye ettiği bastonlarla karşılıyoruz. 6 Eylül Belediyesi sınırları içinde olmamamıza rağmen gerek işte Karasip bölgesindeyiz ya da Büyükşehir bölgesindeyiz gibi bir ayrım yapmadan Balıkesir'de hizmet veren engelli sivil toplum örgütlerinin tamamını derneğimizde başta olmak üzere başkanımız değişik günlerde, değişik vesilelerle sürekli ziyaret etmekte, hep bizim yanımızda olmakta, maddi manevi imkanlar ölçüsünde yapabildiklerini yapmakta. Teşekkür ediyorum ben kendisine. Diğer başkanların ve diğer yetkili arkadaşların da, vekillerin, daire müdürlerinin aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyorum. Çünkü biz neticede toplumun birer parçasıyız. Bizim yaptığımız işte amme hizmeti, toplumla entegre halinde engellilerin birlikte yaşamalarını istiyoruz. Bu tabii bizlerle, belediyelerle, diğer genel yönetici ve genel yönetim kademeleriyle işbirliği yaparak bu işleri yapabiliriz. Ben başkanımızın
derneğimizi ziyaretinden dolayı mutluyum. Arkadaşlarım adına ve şahsım adına kendine teşekkür ediyorum.